Evde bayatlamış ekmeklerden 2 dilim yeterli. Yumurta, acemik otu, karabiber, tuz. Hayırlı sabahlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz köydeki evimizin bahçesine. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık yok. Sabah erken saatler. Dedim kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltıyı değişik bir tarifle hazırlayacağız. İnşallah gelin birlikte hazırlayalım. Gönül dostlarım, bahçeden şöyle görülen bahçe ganimetlerinden patlıcan toplayacağım. Sizin de sevebileceğiniz, patlıcan sevmeyenler için güzel hem kahvaltılık hem atıştırmalık hem de yani böyle akşam yemeklerinde, öğlen yemeklerinde yiyebileceğimiz güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Şimdi patlıcanları toplayalım. Birlikte tarifimizi yapalım gönül dostlarım. Uzun patlıcan. Bu sene topan patlıcan çıkmadı fidelerde. Fideleri hazır aldık. Döndü abla verdi bir kısmını. Hanim abla verdi. Hazır aldıklarımız çok fazla tutmadı. Saptı yani, kurudu. Bizim köyde tutmayan fidelere saptı derler. Saptı yani tutmadı anlamında arkadaşlar. Çok aşırı verim olmuyor. Kahvaltı için bize de 5-6 tane oldu mu yeter zaten. Sevgili arkadaşlar, patlıcan yemeklerine, patlıcan kızartmasına, patlıcan sosuna en güzel yakışan baharat benim keşfettiğim acemik. Acemik otu nedir? Acemik otu işte bak şöyle görüldüğü gibi yaprakları şu şekilde. Acemik otu aslında İzmir'de pazarda satılırken tarhana otu diye satılıyor. Tarhana otu. Acemik otunun tazelerinden baharat olarak kullanmak için şöyle göbek filizlerinden toplayacağım. Şu şekilde. Mevki olarak bizim bahçede acemik otu çok biter. Bu mevkide, külce mevkisinde köylülerimiz bilir. Bazı otlar mevki mevki bitiyor. Bizim bu mevkide de acemik otu çok biter. Şöyle taze uçlarından topladım. Biraz daha toplamaya devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıra. Çıra ne kadar güzel bir nimet. Sevgili arkadaşlar. Gozaktan daha güzel. Gozak biraz butaştırmak zor oluyor. Nemleniyor. Kış aylarında kozak nem alıyor. Tutaştırmak zor oluyor. Su kaynayacak, kaynasın. Patlıcanları dalından kopardıktan sonra yıkadık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle tepelerini kesip dört taraflı alacalı bir şekilde soyuyorum. Ortadan kalınlık eşit olacak şekilde de patlıcanı ikiye kesiyorum.
Patlıcanları kestik. Suyumuz kaynıyor. Tuz atıyorum. Ve dilmiş oldum patlıcanları suya. Atıyoruz. Patlıcanlar yeteri kadar haşlandı. Çok haşlamıyoruz. Dağılırsa da kızartamayız. Patlıcanlar soğusun. Sos hazırlayacağım. Sos için malzemeler bayatlamış ekmek. Evde bayatlamış ekmeklerden 2 dilim yeterli. Biraz da şurada var. Buğday unu, un, tuz, yumurta, acemik otu, karabiber, tuz. Ekmek içlerini ufalayacağım. Çay suyumuz kaynıyor. Maşallah. Süzgeçten geçirdiğimiz ekmek tanesini uygun bir kaba alıyoruz. Tuz, un, ufalanmış ekmek taneleri, un, iyice tuz karıştırdık. Bu kenarda dursun. Karabiber, tuz. Onları da koyuyorum. Acemik otlarını ufak ufak doğruyorum. Minik minik. Şöyle. Arkadaşlar ben tahta kullanamıyorum. Elimde alışmışım. Elimde doğruyorum. Acemik otu yerine maydanoz, nane, bere otu da olabilir. Lakin patlıcan yemeklerine, her türlü patlıcan yemeğine en güzel yakışan baharat acemik otu. Kurusunu da kullanabilirsiniz, kurutabilirsiniz. Yapraklarından nane gibi kurutup kışın kullanabilirsiniz. Biz taze kullanmayı tercih ettik. Soslar hazır oldu. Önce kendime bitki çayı demleyeceğim. Şöyle güğümümüz ocakta karabiberi kaynadı. Tamamdır. Bitki çayım demlesin. Tavayı ocağa koyacağız. Yeteri kadar yağ. Bismillahirrahmanirrahim. Patlıcanları şöyle hafiften eziyorum. Un ve ekmek kırıntısını buluyorum. Ondan sonra da sosa bulayıp yağın içine atıyorum. Kızarmış, kızgın yağın içerisine. Hafiften ezeceğim dağıtmadan.
kızarttık. Çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Ekmek içi ayrı bir lezzet, ayrı bir tat katıyor. Galata unu olur, mısır unu da olur. Diğer unlardan da olur, kepekli un da olur. En güzeli ekmek içiyle olan patlıcan kızartması. Basit, çok lezzetli, asla patlıcan yemiyorum diyen kalmayacak. Böyle bir tarifle inşallah. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Ocağımız işi bitti. Ocakta başka işimiz yok. Şöyle galın odun. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar. İsraf etmeme adına odunu söndüreceğim suyla. Şöyle. Tamamdır. Buna su dökmeseydim, söndürmeseydim uyunuk uyunuk yanar biter bu.